haftaki yarışma sorumuz, Venedik ve Lusignan döneminde Katolik olan Hristiyanların Osmanlı zamanında Müslümanlığı benimseyen topluluğuna ne isim verilir diye sorduk. Dilerseniz aldığımız cevaplara bir bakalım. Ne denir? Bilmiyorum. Allah aşkına git. Söyle Allah. Bakayım sen benim Allah. Kıbrıs'tan geldin. Vallahi ne? Müslüman. Önceleri Katolik'ti. Venedik ve Lusignanlar zamanında, Osmanlı zamanında Müslüman oldular. Evet. Onlara ne isim verilir? Vallahi bilmem devlet. Kaçırttın tatili. Evet sağ ol. Hiç bilmem. Kesin. Vazgeçsin daha kolay bir şey. Gelen hafta artık. Tamam hadi. Bilmem hiç fikrim yok. Vallahi hiç fikrim yok. Oh. Sonradan Müslüman olan. Gayrimüslim zaten. Gayrimüslim ötürlerin. Gayrimüslim demiyor ama öylelerine. Dur bakayım. Şöyle bir ipucu ver birazcık. Tarihle aram da iyi ama. O zaman Kıbrıs tarihini. 1571'den sonra değil mi? Evet. Lusignanlar vardı o zaman. Evet. Adayı aldıktan sonra Müslüman olanlara. Müslüman mı? O zaman soruyu bilemedin. Oh. Vallahi söyle bir şey söyle. Ne denir? Ha? Ne denir acaba? Bilmiyorum. Ay bilmiyorum vallahi. Unuttum ben. Aklımdaydı ama unuttum ben. Başka bir soru. Türkler mi? Evet sevgili Londra Haber Magazin izleyicilerimiz, pazar sabahı kahvaltı programımızda O.C. Charles'dayız ve hemen ben teyzemin yanına yanaşıyorum. Ne dedin? Teşekkür ederim. Benim ismim Zeynep Sarıgül. Evet Zeynep teyze, biraz önce bana bir şey söyledin. Ben Girne'ye gitmek istiyorum. İnşallah tatil paketini hak edersem. Girne'yi çok seviyorum ve Kıbrıs'ı çok seviyorum. Kıbrıs'ı görmek istiyorum daha çok. Beni Kıbrıs'a, Girne'ye gitmek isterim diyor. Çünkü tatil kazanmak istiyor. Ama hemen soruya gelelim. Bu hafta sana sorumuzu soralım. Evet, Kıbrıs'ta Venedik ve Lusignanlar döneminde Katolik, Hristiyan olan fakat Osmanlı idaresine Kıbrıs geçtikten sonra Müslüman olan topluluğa ne isim verilir? Müslüman olan topluluğa ne isim verilir? Önceleri Hristiyan Katolik'tiler, daha sonra Müslüman oldular. Müslüman topluluğudur. Ya bir de. Vallahi hiç bilginiz var mı Kıbrıs tarihi hakkında? Yok. O zaman yani. O siçeğe her hafta gelecekseniz internetten Kıbrıs hakkında bazı bilgiler alın. Bizler her hafta buradayız. Her hafta değişik bir soruyla karşınızdayız. Çok gezdik, çok sorduk ama hala daha bir doğru cevap alamadık. Müslümanlığı bilinen gruba vallahi hiç aklıma gelmiyor, hiç bilmiyorum. Ama ben şeyi biliyorum, Ecevit'ten sonra Türk ismi verilir, onu biliyorum. Ama o dönemde ne verilir hiç bilmiyorum. Ecevit'ten sonra Türk ismi verilir. Türk ismi verilir, kesinlikle Türkiye. Tamam, o zaman... Alamadım. Yardım edin biraz. Vallahi... Sizler söyle. Vallahi bilsem cevabını söyleyeyim sana ama bilmem. Hiç duymadım. Vallahi hiç duymadım. Kıbrıs'ta doğdum ama duymadım. Vallahi ya, heyecandan aklıma gelmiyor. Heyecandan aklıma gelmiyor. Ya.
farkındayım. Birazcık yani hazırlıksız yakalandım bunun için. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama. Yani çok güzel bir isim koyardım. Yani layıkıyla yakışacak bir isim koyardım. Öyle mi? Evet. Müslüman olan Kıbrıslılara ne isim verildi? Onu bilemeyeceğim. Vallahi. Ben de bilemeyeceğim. Bilemiyorum. Tarihte sıfır. Tarihte sınıfta kaldım. Herhalde Kıbrıs Müslümanları olurduk. Bilemedik. Üzgünük, vallahi bilemedik. Müslüman olanlara Müslüman denir. Müslüman olur. İslam olur. İslam Müslümandır. Ayrıca başka bir adı var mı bilmiyorum. Biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Seni Kıbrıs'a bir hafta tatile yollayacağım. Ama tab dedesinin dedesi. Vallahi bilmiyorum. Ne desem bilmiyorum. Ekrana dönüyoruz ve bakıyoruz. Doğru cevap ne? İnsan denilir. Vallahi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bilmiyorum valla. Ben de bilmiyorum. B planı var mı? Yok. Birisine sorabilir miyim? Sor. Sorayım mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Birazcık Kıbrıs tarihini okursanız internetten herhalde öğreneceksiniz. Ne denir? Ne denir? Lino Bambaki. Lino Bambaki. Zor. Evet, Lino Bambakiler. Dilerseniz Lino Bambakilerin kim olduğuna bir bakalım. Osmanlı-Venedik Savaşı'nın Kıbrıs Adası'nın Osmanlı kontrolüne geçmesi ile sonuçlanmasının ardından adanın Latin nüfusu üzerine yaptırımlar başlamıştı. İki devlet arasındaki mücadelenin yoğun olduğu bu dönem Osmanlı yönetiminde Kıbrıs'ın Latin Katolik nüfusunun adanın güvenliğine potansiyel bir risk oluşturacağı kaygısı özellikle de Venedik ve Haçlı donanmalarının adaya yönelmesi için bir neden oluşturacakları düşüncesi hakimdi. Bu sebeple adadaki Katolik nüfusuna karşı tolerans Rum Ortodoks nüfusa karşı olandan çok daha azdı. Politik ve dinsel baskıların yanında bu kişilerin mülk edinme haklarının elinden alınmasına kadar varan ekonomik baskılar yürürlüğe konmuştu. Bütün bu baskılar nedeniyle yaşanan yoksulluk, kölelik ve idam gibi sonuçlardan kendini korumak isteyen adanın başta Latin, Venedik, Ceneviz, Maroni ve Ermeni kökenli Katolik yerlileri İslam'ı kabul ederek Lino Bambaki ismiyle anılmaya başlamıştır. Lino Bambaki toplumu hayatlarını devam ettirmek adına değiştirdikleri dinlerini günlük yaşantılarına yansıtmıyorlardı. Genellikle çocuklarına bir Müslüman ve bir Hristiyan ismi veya iki dinde ortak bulunan İbrahim, Yusuf ya da Musa gibi isimleri vermeyi tercih ediyorlardı. Vergi zamanı gayrimüslimlerin verdiği vergilerden muaf tutuluyorlardı. Ancak bugünkü Kıbrıslı Türk kültürüne paralel olarak Lino Bambaki toplumu yaşamlarını ve varlıklarını Osmanlı yönetiminden korumak için seçtikleri İslam dininin alkol kullanımı, domuz tüketimi ve ibadet gibi temel sayılabilecek kurallarını bile günlük hayatlarına yansıtmıyorlardı. Birçok Lino Bambaki köyü Latin Katolik kökenlilerden dolayı Ayus ile başlayan Hristiyan azizlerinin isimlerine sahiptir. Lino Bambaki toplumunun kültürel izinleri Kıbrıslı Türk toplumunun yaşantısı ve edebiyatına bakılarak görünebilir. Kıbrıs Türk edebiyatı ve tarihinin en önemli parçalarından Gavur İmam ve Hasan Bulliler gibi destanlar ve destanlarda adı geçen karakterler buna örnek olarak verilebilir.
aynı zamanda Linobambaki toplumu bu iki tarihi olayda olduğu gibi adada gerçekleşen neredeyse tüm isyanlarda yer almışlardır. Linobambakiler mi söylesiniz? O mu? Doğru mu? Doğrudur, doğru. Evet, Mehmet amcamız... Akşamdan beri soruyorum, hiç kimse Linobambaki demedi, Mehmet amcamız Linobambaki dedi. Linobambaki? Evet, Linobambaki. Doğru, değil mi? Evet. Evet, evet, öyle Osmanlı zamanından kalmaz. Evet. Tabii, tarih. Erol Bey, Kıbrıs tarihini iyi biliyorsunuz. Evet, biraz. Sevdiğim bir yer.